Kıbrıs'ta öldürülmesinden sonra yasa dışı bahis işlerinin başına geçtiği, ardından da Dilan Engin Polat'la iş yaptığı, hatta çifti onun yönettiği iddia etmişti. Sibel Balkotan'dan bahsediyoruz. Tabii ki Şov Haber'e konuştu. İddialara da yanıt verdi efendim. Kadın 500 milyonlardan bilmem nelerden bahsediyor. Allah aşkına 2019 model arabam var. Çizik. Ben burada mütevazi bir hayat yaşıyorum. Kadın biniyor. Nasıl patron oluyorum ben? Yasa dışı bahis cethesini yönettiği, Kıbrıs Gürcistan Karadağ üçgeninde kilit rol oynadığı Dilan Engin Polat çiftinin patronu olduğu iddia edilmişti. Sibel Balkotan Şov Haber'e konuştu. O iddiaları yalanladı. Kadını hayatımda görmedim. Ben takip etmiştim. Bir iki kere storylerine bakıp tükürünce sonra çıktım takipten. Hadi! Sanal bahis baronu Halil Falyalı Kıbrıs'ta öldürülünce işin başına Sibel Balkotan'ın geçtiği iddia edildi. Halil Falyalı ile bağlantınız nedir? Bir kere hayatımda gördüm Kıbrıs'ta. Bir kere de çorbacıda gördüm. İddiaya göre Sibel Balkotan sanal bahis işleriyle uğraşırken Polat çiftiyle tanışmış, birlikte para transferleri yapmışlar, hatta güzellik merkezi açmışlardı. Sibel Balkotan Gürcistan'a gidince bütün işleri Polatlar devraldı. Ama Sibel Balkotan tüm iddiaları yalanladı. 2 yıl önce cezaevindeki kocası için bir avukat tuttuğunu, sahte avukat çıktığını, dolandırıldığını anlattı ve o adamın Polat çiftiyle ilgili olan bu iddiaları ortaya attığını söyledi. 7,5 yıl ceza aldı. O gün hakaret davası var. Bak şimdi izleyin diyor, Sibel'i nasıl Dilan Polat'a bağlayacağım. Sizin yasa dışı bahisle bir bağlantınız var mı? Tövbe bismillah, benim de olayım oldu. Benim müşterim yasa dışı bahis örgüt lideriymiş. Dosyada adım geçiyor. Hani ben komisyoncuyum ya, cankıtım. Bütün kasinolarla işbirliğimin şeyi var, evrakları var. Sibel Balkotan Polatlarla ilgili bütün iddiaları o sahte avukatın uydurduğunu, amacının da intikam olduğunu öne sürdü. Dilan Engin Polat çiftiyle hiçbir bağlantınız yok mu yani? Kurban olduğum hayatımda görmedim. Hangi ülkelerde yapıyorsunuz bu işi? Bulgar'a çalıştım, Tiflis'e çalıştım. Şu anda neredesiniz? Şu an Tiflis'teyim çünkü burada sabit çalışıyorum. Çok net, hayatımda görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum, kendi açısından olayları bir anlatmış açıkçası. Ama tecrübelere vesaireye dayanarak baktığımızda yollar bir yerlerde illaki kesişiyor. Bazı açıklamalarını beğenmiş mesela iddia o ki sosyal evet. medyada ya da işte Türkiye'ye geldiği zaman Polatlara yakın bir aile firmasının araba kiralama firmasından lüks araçlar kiralamış vesaire hikayelerde var. Yerlerde kesişmişler diyorsun ama bak bu günümüzde çok olası yani her 5 kişiden biri birbirine bir şekilde. Yok, bu hadiseler söz konusuysa ben açıkçası ben dinlerim sadece ama kafamdaki kuşkular çok fazla gitmez. Neydi Sibel Balkotan. Evet. Yani çünkü baktığın zaman hani Kıbrıs'ı, Gürcistan'ı, Tiflis'i bilmem nesi hepsi. Evet. Neyse hep beraber göreceğiz ya. Hep beraber göreceğiz. Herkes kendi açısından şu an değerlendiriyor. Ben şunu yaptım, şunu yapmadım vesaire diye. Ak, kara, lacivert her şey ortaya çıkar yakın zamanda. Peki sıcak bir...